Sağlık Bakanlığı'nın 112 acil hizmetlerinde motosikletli ambulans devri İstanbul'da da başladı. Özellikle trafiğin çok yoğun olduğu ya da kara ambulanslarının girmekte zorlandığı dar sokaklardaki çağrılara ilk olarak bu ekipler ulaşarak vakaya saniyeler içerisinde müdahale edebilecek. Şu an itibariyle 3 motosiklet ambulansımız var. 2 tane 1000 cc'lik, bir tane 700 cc'lik motosiklet ambulanslarımız. Bir tanesi UMKE ekiplerimizin elinde. Afet ve toplumsal olaylar gibi, büyük çaplı olaylar gibi anında müdahale etmeleri gereken UMKE'yi ilgilendiren konularda trafikte motosikletin avantajından faydalanarak kısa sürede olay yerine intikal etmeyi ve duruma etkin bir şekilde vakıf olabilmeyi sağlayan bir motosikletimiz var. Diğer medikal olan ambulans motosikletlerimizde 2 tane şu an bir Avrupa bir Anadolu yakasında faaliyete başlamış bulunmakta. Tabii ilk planda trafiğin yoğun olduğu, araç trafiğinin yoğunlaştığından dolayı müdahale sürecinin gecikme ihtimali olan ve yine toplumsal bir olayda kullanmaktayız. Olay yerine erken gitmesi, gelecek olan kara ambulansı için öncesinden gerekli tıbbi müdahaleleri yapması ve her türlü tıbbi, medikal, travma, her türlü duruma müdahale etmeleri avantajlarıdır. Her türlü normal ambulansımızın çıktığı her türlü vakaya bu ambulanslarımız da çıkabilmektedir. Şöyle bir örnek verelim. Taksim Meydanı'nın baştan sona kadar bir ambulans motosikletin başından sonuna kadar gitmesi 1,5 dakikalık bir süre. Bu inanılmaz büyük bir avantaj. Motosiklet ambulansımızı komutada bulunan sorumlu ekibimiz uygun noktalara transferini yapıp orada bölgeyle ilgili bilgiyi ve gereken bir acil durumda müdahaleyi sağlayabilmektelerdir. Bizim sağlık sistemimiz içerisinde bulunan paramedik arkadaşlarımız motosikletle ilgili gönüllülerden ve motosikleti sevdalı olanlardan, macera tutkunları diyorum ben onlara, onlarla görüşerek bir ekip kurduk. Özellikle trafiğin yoğun olduğu, hastaya ulaşmamızda sıkıntı yaşayacağımız bölgelerde hayat kurtarıcı özelliğinden istifade edeceğimiz ekiplerimizdir. 2007 yılında İstanbul 112 İl Ambulans Servisi'nde göreve başladım. Yaklaşık 13 yıldır bu sistemin içine dahilim. Yaklaşık 10 yıldır da motor tecrübem var. İstanbul'da Temmuz ayının 1'i itibariyle biz göreve başladık. Trafiğe kapalı alanlarda, işte çoklu trafik kazalarında, yangınlarda, bu tür olaylarda müdahale için gidiyoruz. İnsan sağlığında saniyelerin bile önemi var. Bazen 2 dakika içinde ulaştığımız vakalarda oluyor. Şöyle bir artıları da var motor ambulansın. Bazen asılsız ihbarlar oluyor. Ambulansı gereksiz meşguliyetini önlemek için bu vakalarda biz çıkıyoruz. Bunları da eleme şansımız oluyor. Ayrıca mesela çoklu trafik kazaları, birçok yaralının olduğu kazalarda olay yerinde tiraj görevini sağlıyoruz. Ekipleri ona göre yönlendirip çok fazla ambulansın meşguliyetinin önüne geçmiş oluyoruz. Dünkü çalışan nöbetteki arkadaşımız yüksekten düşme vakasına gitti. Ambulanstan daha önce olay yerine vardı, gerekli müdahalesini yaptı. Sonra hastamızı, ambulansımızı hazır hale getirdi ve ekibimiz hastayı en yakın hastaneye nakletti. Sokak vakalarında daha fazla kullanılıyor. İşte yerde yatan şahıs, alkol intoksları, madde alımları, trafik kazaları, yangınlar, aracımızda defibrilatör, aynı zamanda şok cihazı da dediğimiz malzememiz var. Yanında oksijen desteği verebileceğimiz oksijen tüpümüz var, boyunluğumuz var. Keza hava yolunu açık tutmak için hem airway'imiz hem ambu cihazımız var. Ateş ölçerimiz var. Pals oksimetre dediğimiz hastanın kanındaki oksijen miktarını ölçecek cihazımız. Yanı sıra tansiyon aletimiz mevcut. Aynı zamanda kimyasal yanıklar vesaire durumlarda kullanabileceğimiz KBRN kitlerimiz mevcut. Sabit kaldığımız bir nokta var ama bunun dışında trafiğe kapalı alanlarda biz kendimiz de nokta yapabiliyoruz. Telsiz dinliyoruz. Komuta merkezimizin bize telefonla veya telsizle de ulaştığı, vaka verdiği zamanlar oluyor. Hastanın nakledilmesi haricinde yapılacak bütün ambulansta yapılacak bütün işlemleri biz o an hasta başında motor ambulansımızla beraber yapabiliyoruz. 2012'den beri UMKE personeliyim. 4 yıldır da Sağlık Müdürlüğü Afetlerle Sağlık Hizmetleri Biriminde UMKE'de görev yapıyorum merkezde. Anestezi teknikeriyim. Biraz daha büyük çaplı olaylara biz daha çok müdahalede bulunuyoruz. Hastaya müdahaleden ziyade olay yerine hızlıca gidip triyaj ve oradaki sağlık koordinasyonunun sağlanması ve bilgi akışı verişinin sağlanmasını amaçlıyor. UMKE olarak acil afet durumlarında sağlık yönetiminin oradan bilgi aktarılmasının ve sağlık ekiplerinin orada koordinasyonu üzerinde daha çok görev yapıyoruz. UMKE motosikletiyle şu ana kadar KBRN vakaları ve acil afet durum vakalarına müdahalede bulunuyoruz. Geldiğinden beri de elimizde yaşanan Sabiha Gökçen'de meydana gelen uçak kaza kırım sonucu oluşan olaya gidildi. Başakşehir'de kot fabrikası patlaması, En son da gittiğimiz, arada gittiğimiz değişik görevlerimiz de oluyor. En son da Sakarya Hendek'teki havai fişek patlamasına buradan motorize olarak intikal sağlamış bulunduk. Örneğin Sakarya Hendek olayına çıktığımız zaman bizim 4x4 UMKE'nin Sprinter ambulansıyla beraber eş zamanla çıkıldı merkezden. Çok sıkışık trafik olmamasına rağmen ben onlardan yaklaşık bir 35 dakika kadar önce olay yerine ulaşıp orada hem ambulansımızı konuşlandıracağımız yere hem de kurulmuş olan Sahra Hastanesi'nde gerekli olan ekipman ve donanım açısından Sakarya UMKE'deki görevli arkadaşlarla irtibata geçmiş, başkanımıza ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne bilgi akışını sağlamış durumdaydım. 112 genelde daha primer müdahale pozisyonda, ancak bizde gene yolda ne olur ne olmaz trafik kazasıdır veya işte ne bileyim afet durumlarında hastaya müdahale etme açısından yetkilerimiz doğrultusunda motosikletimizde işte AED'dir, damar yolu, hava yolu malzemeleri, ekipmanları mevcut.